Efendim merhabalar. Ülke olarak darbelerin eşiğinde, darbelere bir adım kala yaşamaktan sıkılmadık mı? Yarın günlerden 15 Temmuz. Bize niye darbe hatırlatıyor? Yani 15 Temmuz gibi insanların tatile çıkmayı, denize girmeyi, köye gitmeyi, yazlığa gitmeyi, hedefleyip arzulamayı düşündüğü günlerde biz niye darbe diyoruz Enes? Çünkü bir darbe denemesi, girişimi oldu ülkede. Acı. Türkiye gibi gelişmiş, artık darbe olmaz dediğimiz günlerde bir darbe oldu. 2023 yılındayız. Artık Türkiye'de bir darbe olmaz diyebiliyor musun? Demem. Asla demem. Yani şu an aslında yani şu anki iktidarda olmaz. Çünkü ordu da birazcık iktidara bağlı oldu. Ama öncesinde... Bu darbeyi ordu yapmadı ama 15 Temmuz'u. Ya sonuçta ordu içindeki bireyler vardı. Evet. Güçlü olan bireyler vardı, o anlamda dedim ben. Öyle bir oluşum var mı bugün darbe yapabilecek bir oluşum? Bugün kalmadı. Sanki bir oluşum kendisini palazlıyor gibi, yani o hale getiriyor gibi. FETÖ'cülerin boşalttığı o boşluğu doldurmaya çalışıyor gibi. Hayatta söylemem. Bu benim için bir travmatik durumdur. Ben 74 doğumluyum. 1974 doğumluyum. 49 yaşındayım Enes. Bir insan 49 yaşına 4 darbeyi sığdırabilir mi? 1.80, 2.97, 28 Şubat. 28 Şubat ama bir darbe değil benim için. Ama fena bir darbeydi ya. Bu ülkedeki Müslümanlara, bu ülkedeki mütedeyyinlere 1000 yıl sürecek bu savaşımız diyen Vural Savaş gibi hakimler, efendim CHP'den bir kadın milletvekili vardı. İkna odalarını kurmuştu. İkna odalarını kurup başörtülü kızların başındaki örtüyü çıkartmaları halinde okulu alınacaklarını, aksi halde okulun kapısından dahi giremeyeceklerini, köydeki sarı öküzünü satıp kızını okutan Ayşe nenenin, Ayşe ablanın kızına, Zeynep bacımıza söyleyen isimler, tabi sembolik isimler. Zeynep bacımıza söyleyen Nursalterler gerçekten bu ülkede bir darbe yaptı. Onların yapmış olduğu darbeyi seküler ve laik hayat yaşayanlar çok hissetmediler. Fakat ben geçenlerde İtalya'ya gittim. İtalya'da bir öğretmen hanımla tanıştım. Türk öğretmen hanım benim yaşlarımda, 77 doğumluymuş sanırım ve öğretmenliğinin de 10. yılındaymış. Yeni bir öğretmen olmuş. Yeni öğretmen olmuş. Dedim ki 10-13-15 olmamış yani, yeni öğretmen. Dedim ki neden aramızda böyle bir fark var? Dedi ki sizin başörtünüz yok. Bizi kovdular dedi okuldan. Ben dedi çıkartmadım başörtümü. Okuldan ayrıldım. Yıllar sonra AK Parti'nin aflarından yararlandım. Bugün öğretmenlik yapıyorum dedi. Bak, okulunu bırakan bir insan, düşünsene, öğretmenlik fakültesine girerken hayali öğretmen olmak değil mi? Bütün ümidini, geleceğini oraya yaslıyor değil mi? Fakat biri çıkıyor diyor ki başındaki tırnak içinde, onların dediği gibi bir metrelik bez parçası için hayatından ve hayallerinden vazgeç diyor. Bu darbe değil mi? Bu ülkede seküler hayat ve laik hayat yaşayanlara bir darbe yapılmadı. Ancak Müslüman ve mütedeyyin insanların dünyasında çok acı bir darbeydi. Ve üstelik Çevik Birlerin, Çetin Doğanların, Nur Serterlerin, Vural Savaşların, Kemal Alemdaroğlu gibi rektörlerin ve daha pek çok 28 Şubat aktörlerinin kurduğu cümleyle 1000 yıl sürecekti. 5 yıl bile sürmedi kardeşim. 2002 yılında devrilip gittiler. Bu bir darbeydi. 97 darbesini tam hissettik dedik. Bitti artık dedik. 2007 yılında gece yarısı Genelkurmay Başkanlığı Yaşar Büyükanıt önderliğinde AK Parti'ye ultimatom verdi. Kapatma davası açıldı. AK Parti az kalsın kapatılacaktı. Hatta Deniz Baykal'ın bir oyuyla kapatılmadı. Evet, kapatılacaktı. Ve büyük bir ultimatom verdiler. Bir sert bir biçimde eleştirdiler. 27 Nisan muhtırası. Bunu da AK Parti o muhtıranın altında imzası bulunan tüm generalleri emekli ederek cevap verdi. Karşılığında geri adım atmadı. Bu da bir darbe girişimiydi. Üçüncü darbe. 15 Temmuz, dördüncü darbe. 40 yaşında bir adam Türkiye'de yaşıyorsa her 10 yılda bir. Düşünsene 1960 darbesi. 10 yıl sonra 70. 71'de bir darbe daha oldu. 12 Mart muhtırası. 10 yıl sonra 80. Düşün, daha 9 yıl geçmiş. 80 darbesi. 16 yıl sonra, 17 yıl sonra 28 Şubat. 97'den 10 yıl sonra 2007'de muhtıra. 9 yıl sonra 2016'da 15 Temmuz. Yani düşünebiliyor musun? Darbe periyodunu, gelişmiş Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen ve batılı olmayı şiar edinen Türkiye'ye. Ve işin ilginci, ben gözlerimle gördüm. Florya'dan, benim evim Florya'nın girişinde, Florya'dan Atatürk Havalimanı'na giderken
bazı evlerin balkonunda insanların alkışladığını, nihayet bunlardan kurtuluyoruz dediğini gördüm ben. Ya onlar şey sanıyordu yani, büyük ihtimalle alkışlayan kesim biraz daha seküler kesimdi. Evet. Ve darbeyi yapanın da seküler bir zihniyetle, seküler bir ordunun içinde, yaptığını evet, sanıyorlardı. Evet. AK Partililere makarnacılar diyenlerin bankamatik kuyruklarında olduğunu gördüm ben koşarken. Bak bu önemli. Bankamatik kuyruk, ülke elden gidiyor. Darbe oluyor, darbe. Ve bu darbeyi kim yaptığı belli değil. Kimin yaptığı belli değil. Darbe oluyor ama insanlar bankamatiğe koşuyorlar. İnsanlar marketlere koşuyorlar. Makarnacı dediler, makarna kuyruğuna girdiler. Bütün bunları yan yana koyduğunda ister istemez bu ülkede kutuplaşmanın zaten var olduğunu gördük. Ya zaten hep vardı zaten. Evet. Ben saat 10 gibi, 10 demeyelim de 10.30 tam net tarih, bir tam net saat vereyim. 10.30'da henüz Cumhurbaşkanı, reis çıkmamış ekrana. CNN Türkiye henüz FaceTime bağlantı yapmamış ve insanları sokağa çıkmaya davet etmemiş, tamam mı? Saat 10.30. 11.30'da reis çıktı ekrana ve dedi ki sokağa çıkın dedi. Saat 10.30'da ben almış olduğum, şimdi uzun hikaye, kimden aldığım, benim bağlantılarım uzun hikaye. Almış olduğum talimat gereği Atatürk Havalimanı'na doğru koşarken, oraya git dediler bana. Havalimanı'na doğru koşarken, kardeş bir şey söyleyeyim mi? Elleri şöyle, insanlar gördüm yolda. Dedim ki ne güzel ya, beraberiz dedim. Baktı böyle yanımdaki adam. Ne demek beraberiz dedi. Siz kimsiniz dedi. Ondan sonra ben daha cevap vermeyi bile daha yeltenmemişken dedi ki bu ülke hepimizin. Bu ülke bizim. Bu ülke için can vereceğiz dedi. Neden söyleyeyim mi? Reisin sokağa çıkın çağrısından dakikalar önce, saatler önce Devlet Bahçeli bütün MHP'liler sokağa çıksın ve ülkesini savunsun. Bu alçakça yapılan bir darbe öncesidir. Darbe hazırlığıdır dedi. Ve bütün ülkücüleri sokağa çağırdı. Bu bir kahramanlık mı? Tabii ki öyle. Düşün ki darbe başarılı oldu. İnsanları sokağa çağıran Devlet Bahçeli'nin durumu ne olacak? Tabii ki yani büyük ihtimal idam adı kadar gider. Evet. Düşünsene böyle bir riski göze aldı Devlet Bahçeli. Türkiye'de ilk defa insanları memlekete sahip çıkın, sokağa çıkın diyerek sokağa çıkartan insan Devlet Bahçeli'dir. Ve ben bunu kendi gözümle gördüm. 15 Temmuz'da burada da kendi fikrimi söyleyeyim. Yani AK Parti ile aynı fikri paylaşmadığım için kendi fikrimi söyleyeyim mi kardeşim? Reis dedi ki ve AK Parti dedi ki 17-25 Aralık süreci FETÖ'cülerin diklenip devlete ilk defa savaş açtığı, eline kılıç alıp devlete salladığı tarih 17-25 Aralık 2013'tür. Dedi ki reis, 17-25 Aralık milattır. FETÖ'cülerle olan bağlantı, insanların bağlantısı 17-25 Aralık öncesi ise bir problem yok. Fakat 17-25 Aralık'tan sonra hala cemaat denilen o yapıyla birliktelerse problem var dedi. Tamam mı Enes? Bu konuda ben farklı düşünüyorum kardeşim. 17-25 Aralık milat değildir benim gözümde. Benim gözümde milat Ergenekon, Sarıkız, Ayışığı, Yakamoz, Balyoz, Eldiven gibi FETÖ'cü hakim ve savcıların, FETÖ'cü emniyet amirlerinin, müdürlerinin Atatürkçü, Alevi, milliyetçi ve cemaat düşmanı bütün makam mevki sahibi insanların üzerine yaptıkları komplo hareketleri. Var ya Ergenekon davaları var. Çok uzun bir olay o da. Şimdi burası Resul'ün değil mi ofisi? Evet. Resul esrar satıyor kardeşim. Aslında bu dükkanda eroin var. İspatlayayım mı? İspatla. Kapat kamerayı. Kapattın. Alıyorum elime bir paket. Kitabın arkasına açıyorum. Aç şimdi. Açtım. İspatlayayım mı? İspatla. Bak duyduğumuz habere göre bak şurada bir eroin olması gerekiyor. Koy oraya bir kamerayı göster. Bak çektim. Bu ne? Eroin. Ne yapıyormuş Resul? Satıyormuş. Kendi getirdikleri malzemeleri önceden yerleştirip daha sonra bak burada bir adamın ofisinin döşemesi var ya döşeme. Evet. Direkt polis girdi. O döşemenin o kısmı. Abi burada kaç tane laminat var? Direkt o laminat parçalarını söktü. Sonra elini içeriye soktu. Oradan bir kağıt çekti. Yani bir poşet çekti. Bak oraya bakmadı. Açtı. Elini soktu. Oradan çekti. Dedi ki deliller burada. Nereden biliyorsun kardeşim bu kadar? Kim çok iyi bilir bir şeyin nerede olduğunu? Onu oraya koyan kişi değil mi? Bu adamlar bu ülkede ne kadar milliyetçi,
ne kadar vatanperver, ne kadar Anadolulu, ne kadar FETÖ denilen köpeğe yüz vermemiş, Amerika ile bağlantısı olmayan Amerikan düşmanı, çok sevdiğim hocam Necmettin Erbakan demişti ki o günlerde İbrahim Fırtına Atatürkçüdür, MHP'lidir. Ya MHP'li Atatürkçüler var ya, Atatürkçüdür, MHP'lidir, bu memleketi hakikaten sever, hava kuvvetleri komutanıdır, orgeneral. Şimdi Atatürkçü, MHP'li, bu vatanı çok seven hava kuvvetleri komutanı İbrahim Fırtına, hava kuvvetleri komutanlığında kalsa bu ülkede F-16'lar havalanıp meclisi vurabilir miydi? İmkanı bile yok. O yüzden bu ülkede darbe yapacak olan makamları, makamların başındaki adamları kim bunlar? Bir, vatanperverler. İki, FETÖ'ye yüz vermeyen Müslümanlar. Yani FETÖ'cü değiller Müslümanlar. Bu insanlar artık cemaat kavramı bile kötü oldu değil mi? Korkuyor insanlar. Cemaat. Ne kadar zarar verdi FETÖ alçağı bu ülkenin kavramlarına. Cemaat denilen şey çok güzeldir aslında. Ama insanlar cemaat kelimesinden korkmaya başladılar. Direkt FETÖ ile ilişkilendirdi. Bu kadar basit. Cemaatçi olan ama başka cemaatlere meyleden, FETÖ'ye de yüz vermeyen makam sahipleri. Bir, Atatürkçü vatan evlatları. Bundan da linç yer miyim? Yersin bir yerim. İhtimal. Üç, Alevi vatan evlatları. Dört, FETÖ'yle yüzleşmemiş, FETÖ'ye yüz vermemiş ortada duran insanlar. Bütün bunların makamlarına, mevkilerine, telefonlarına sızma yaparak, sahte belgeler üreterek, sahte fotoğraflar koyarak. Sen gittin mi Kandil'e? Görüştün mü Murat Karayılan'la? Görüşmedim. Peki bu resim ne? Burada sen varsın, Murat Karayılan'a sarılmışsın. Sahte fotoğraflar düzenleyerek insanları hapse attılar. İnsanları sabıkalandırdılar. Ve dolayısıyla onların yerine de kendi adamlarını atadılar. FETÖ'cü bir hava kuvvetleri pilotu, FETÖ'cü bir birlik komutanı, FETÖ'cü bir emniyet müdürü, FETÖ'cü bir MİT mensubu, FETÖ'cü bir vali, FETÖ'cü bir kaymakam. Anlatabiliyor muyum? Aldılar vatan evlatlarını, yerlerine kendi köpeklerini yerleştirdiler. Sonra o köpekler darbe yaptılar. Şimdi böyle bir darbede milat 17-25 Aralık mıdır? Ergenekon dava süreci midir? Ya tabii ki Ergenekon. Benim gözümde 15 Temmuz 17-25'e gitmez. Daha önceye gider. Ergenekon davalarına gider. Dolayısıyla 15 Temmuz çok köklü, çok kapsamlı. İşin içinde Amerika'nın da var olduğu. Hatta derler ki FETÖ Türkiye'ye gelecekti. Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesinde bulunan, Yavuz Sultan Selim Han'ın kaftanına Kemalpaşazade, İbni Kemalpaşazade'nin atı çamur bulaştırmış. O da demiş ki, yani demiş ki hoca affedin sultanı, o da demiş ki ilim erbaplarının bize sıçrattığı çamur bize şeref verir. Bu kaftanımı öldüğümde üzerime serin demiş. Hala o kaftan Yavuz Sultan Selim türbesinde duruyor, camekan içerisinde. Hadi ya. Altta sanduka, üstte şey, o kaftan duruyor. FETÖ alçağı rüyasında görür. O kaftanı giyip cuma hutbesinde hutbe verecekmiş. Plan bu. Nasıl ama? Bayağı her şey ince ince düşünmüş, her şey yazmışlar. Düşünmüş. Evet. Ben Z kuşağı adı verilen 15 Temmuz'dan önce Z kuşağı adı verilen hamileye dahi yer vermeyen Marmaray'da metrobüste gençler görüyorum. Kulağında kulaklık uyuyorlar. Tamam mı? Ulan okumazlar, yazmazlar, ezmetler, etmezler, çizmezler. Bu kadar bilgileri var, bu kadar fikirleri var. Bu adamlar bu ülkeyi mahvedecek diyordum ya. 15 Temmuz'da utandım kendimden ve kurduğum cümlelerden. Sen kaç yaşındaydın 2016'da? 16 yaşındaydım. Sen de o zaman Z kuşağı gibiydin. İşte siz acaba ne olacaksınız diyordum ya. Gözümle gördüğüm bir olayı anlatayım mı? Atatürk Havalimanı'nda henüz ordu her şeye ordu demeyeyim. Ordu şerefli bir kavramdır. Asker de demeyeyim, demeyelim. Asker de şerefli bir kavramdır. Türk askerinin şanlı üniformasını giyen teröristler, vatan haini alçaklar, Amerika'nın köpekleri. Bunu bak, bu çok güzeldir. Bu arada bu kalacak değil mi internette? Kalacak. Kıyamete kadar. Evet. Düşün bir gün işler terse dönerse, onlar iktidara gelirse. Ben ne yapıyorum bu arada kendi kendime? Kendi idam fermanını yazıyor. Evet. Vatan sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Kendi düşüncelerimizi söyleyelim. 10.30'da asker kıyafeti giymiş o albaylar, teröristler askerlere ellerini de tüfekler, dedi ki kımıldayana vurun dedi. Ben de halk arasındayım. Halka doğrultmuşlar tüfeği, kımıldayana vurun dedi. Çıt yok kimsede. Tam bu esnada o aralar 17-18 senin yaşlarında işte bir çocuk çıktı meydana.
gömlek giyiyordu. Tuttu şöyle bir çekti, düğmelerini koparttı. Göğsünü askerin G3 tüfeğinin namlusuna dayadı. Vurmazsan bilmem ne çocuğusun dedi. İşte o Z kuşağı kurtardı bu ülkeyi. Tankın egzoz borusuna atlet sokarak tankı kendi içinde motorunu boğan gençler kurtardı. Tankın önüne yatan gençler kurtardı. Hatırlar mısın bir tane kel vardı Metin. Kafasını tank paletinin altına sokmuş. Ha hatırlıyorum evet. Bunun adı Metin'dir. Benim arkadaşımdır. Kafasını tank paletinin altına sokacak kadar psikopat bu çocuk. Bodycidir. Bak vücuduna bir de. Bu sende ne iş yapıyordur? Tahminini alayım. Ne bileyim hiç aklıma da bir şey gelmedi yani. Hatırladın mı o resmi? Evet. Tamam. Fabrika işçisi diyeyim. Evet. Tıp fakültesi öğrencisi o aralar. Hadi ya. Şu an doktor. Hani gelecek hayalleri de olan bir adam. Ya. Kaybedeceği çok şey var. Şu an doktor. Tıp fakültesi. Öğrencisi o aralar ya. Dedim ki hiç mi korkmadın abi? Bir televizyon programında karşılaştık onunla. Dedim ki hiç mi korkmadın abi? Dedi ki yani korksam ne olacak? Ülke gidiyor. Dedim ama kafana edecek. Aynen şöyle söyledi. Zaten essin diye koydum. Essin. Kameralar çekiyor bizi o esnada. Benim kafamı tank paleti ezecek. İnsanların benim üstümden tank geçecek. İnsanlar bu esnada infiale uyanacak böyle. Hepsi sokağa çıkacaklar. İnsanları hareketlendirmek için yaptım ben bunu dedi. Tıp öğrencisi ya bu. Kaybedeceği bir sürü şey ya var bu çocuğun. Tıp öğrencisi olmasın normal insan olsun abi. Ya kaybedecek hiçbir şey yok diyelim. Hayalleri yok. Borcu var. İcra. Bak bu da değil ha. Pırıl pırıl bir çocuk tamam mı? Hayata dair ümitleri olan bir çocuk bunu yaptı. İşte bu hikayedir. Bak komplocular hep şöyle söylerler ya. Bu ülkeyi kuşatma planları yapıldı. Çip sokacaklar bir tarafımıza. Ülkeyi ele geçiriyorlar. Ülkeyi şöyle yapacaklar. Var ya böyle komplocular. İnanmayın o komploculara. Hepsi korku imparatorluğu kurarak sizden menfaatlenmeye çalışıyorlar. O, diyelim ki var. O kötü niyetli insanlar bu ülkenin başına 15 Temmuz'u bela ettiler mi? Tank paletlerinin altına kafayı sokacak Metin'i hesap etmediler. NTV'de gördüm. Sonra tanıştım. Bir programda tanıştım. Bak bu adam dünyanın hiçbir yerinde yok kardeş. Bu ülkede var. NTV'de gördüm. Normalde Sikorsky helikopteri şöyle durur ve böyle mermi ata ata, taraya taraya, dantel gibi gider gelir. Ve Sikorsky'nin mermileri de şu kadar şu kadardır. Sikorsky'nin mermileri bu kadar bu kadardır. Düşünsene sana 500 metre ileriden sana doğru gelen bir Sikorsky helikopteri var ve vura vura geliyor. Ne yaparsın? Kaçarım doğal olarak. Kaçarsın değil mi? İşte bu adam, Adanalı bu arada. Adanalılara buradan selam olsun. Adanalıymış bu. Bir eli cebinde, bir elinde sigara. Arasında 500 metre helikoptere böyle yapıyor. Elinde sigara içiyor böyle. Helikoptere böyle yapıyor. Dediler ki ne yapıyorsun sen? Daha sonra yakaladılar. Ne diyorsun orada böyle yaparken? Şey diyormuş. Senin benzinin bitmeyecek misin? Aşağı inmeyecek misin? Diyormuş. Adanalıların çoğu öyle zaten. Manyak biraz. Güneşin mermi sıkıyorlar yani. Abi Yeni Bosna'da YouTube'da gördüm bunu. F-16 uçakları sorti yapıyorlar. Havalimanına doğru uçan F-16'lar. Yeni Bosna'da apartmanının önünden sorti yapan F-16'ya Allah senin belanı versin diyerek terlik fırlatan anneler var ya. Anne silahı, terlik asla yanılmaz ya. Terlik atıyor F-16'ya. Şimdi böyle bir ülkede darbe yapıldı. Kim yaptı? Açık, seçik. Amerika'nın bu ülkeyi kendisine sömürge yapmak için bu ülkeye saldığı enikleri var ya o yavruları, FETÖ köpekleri. Onlar yaptılar. Kim kazandı? Ülkenin has evlatları kazandı. Has evlatları kazandı. Bak bir şey demedim ha. Yani herhangi bir zümreyi katmadım. Has evlat kimse o kardeş. Ama ben bir durum değerlendirmesi, bir ahde vefa yapayım mı bir AK Partili olarak? Yap abi. O ara Cumhur İttifakı yok biliyorsun. Ve Bahçeli karşısında şeyin. Hatta reise ip fırlatıyor. Al asıyorsan sen as diye. Birbirlerine res çekiyorlar ya. Evet en sert konuşan adam da Bahçeli'ydi evet. Bu arada onun. O günlerde devlet Bahçeli MHP'lileri sokağa çıkarttı. Bu büyük bir kahramanlıktır. Asla unutulması gereken bir şeydir. Son cümlemi söyleyeyim mi Enes? Allah bu millete bir daha darbe göstermiyor. Ya ben 4 darbe gördüm ya Enes. Sen de darbe gördün ya. 2 tane de ben gördüm. Evlatlarımız görmesin ya. Ya çok şey mi istiyorum be abi? Ya evladım darbesiz bir ülkede yaşasın yani. Çok şey mi istiyorum? Darbe görmeyelim. Siyasi iktidarlar demokrasilere göre neyle seçilirler? Oyla, seçimle. Neyle giderler? Gene seçimle. Bitti bu kadar. Demokraside sandıktan, seçimden başka hiçbir yol yoktur. Geri kalan her yol illegaldir, kanun dışıdır. Darbe ile hükümeti indirmek diye bir şey yok. Bu ülkede hükümete darbe yapabilecek tek bir irade var. Halk mı? Halktır. O da neyle biliyor musun? Topla tüfekle değil, zarfın içine koyduğu pusulayla. Onun dışında bir darbe kabul etmiyorum.
Ve o darbe de bu seçimde CHP'ye yapıldı. Başka bir seçimde AK Parti'ye yapılır bilmem. Ama demokrasinin genel geçer kuralı budur. Darbesiz günler dileğiyle Allah'a emanet olun.